yine konuşuyorsun yavrum? Kimseyle konuşmuyordum anneciğim. Öyle kendi kendime şarkı söylüyordum. O elindeki ne? Hiç. Ay ne şeker bir bebek bu. Kimin bebeği? Şey hani demiştim ya sana arkadaşımın bebeği var Zeynep bebek. İşte o. Allah bağışlasın. Çok güzel bir bebek bu. Ya öyle çok güzel. Bakarsın ölmeden bizim de böyle güzel bir torunumuz olur da onu severiz. Anne. Yalan mı kızım? Zaman hızla geçiyor. Yalnız bizim için değil, senin için de öyle. Artık evlenme vakti geçiyor neredeyse. E iyi o zaman. Yarın eve gelirken manavdan alıvereyim bir koca. Evlenivereyim bari ha? Anne bu işler sipariş üstüne olmaz. Olmaz, olmaz. Bunu ben de biliyorum. Neyse, sen bana ne bakıyorsun? Annelik işte. Anne olunca anlarsın. İnsan kendinden çok yavrusunu düşünür. Ona bir şey olmasın. Hep mutlu olsun ister. Hadi yavrum, iyi geceler. İyi geceler. Anne. Efendim yavrum. Bu resimdeki bebek var ya. Evet, ne olmuş? Onun gibi bir kızım olmasını ben de çok isterdim. Benim güzel yavrum. Daha da güzeli olur. Sen hiç merak etme. Hadi iyi geceler. İyi geceler anne. Ne çıkmaz gazı varmış bunun abicim? Neden oğlumla kaldın? Bu kadar sır sıvazlamaya eve beleş doğalgaz bile bağlatırdık. Ne oğlum? Şş, şöyle yukarıdan aşağı yavaş yavaş yapacaksın. Allah Allah. Biz ne yapıyoruz sevgili gaz operatörü? Ver şunu ver. Okey okey okey. Ver ben hallederim abicim ver. Ver. Hiçbir şey hah, gel bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi. Hadi uyu melekçim, hadi. Pişş, 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 hadi bakalım. Daha beter yaptım çocuğu. Sus, hadi. Ver hadi, abicim, ha. Ver bakayım onlara. Ver. Ver abicim. Uyut canı. Gel bakalım. Gel. Ay. Buradan uzakta nasıl olduğunu bilmek istiyorum. Benim annem. Yani ne demek? Güzel annem. Feriha. Kollarına benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Gelin biz mutfağa gidelim beyler. İyi fikir, yemek yeriz hem. Boşan da semerini ye be oğlum. Daha az önce yemedin mi sen? O az önceydi abi. Abi susun be. Söyle bana. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına, kucağında okşa beni, ninniler, söyle bana. Ya bırak şunu ya, ya ver şunu ya. Ne var be? Ne var lan? Ne? Ne var? Sus bakayım. Sus. Oğlum vurmasana kardeşinin kafasına yavrum. Ya versene oğlum oyuncağını çünkü kardeşinin abine. Al bu da aynısından sana yavrum. Allah Allah. Ne var yavrum? Ne var? Ne? Baba ölmezsen odunu çağırdı. Beni mi çağırdın? Ne yapacakmış kızım? Tut bakayım şunu. Galiba kantindeki televizyonu düşüren öğrenciyle ilgili konuşacak. Allah Allah. Allah Allah. Bana ne yavrum kantindeki televizyonu düşüren çocuktan? Gitsin onun babasıyla konuşsun. Geçince o televizyonu düşüren. Ne var yavrum ne? Ya baba şuna bir şey. Anladım yavrum. Ne oyuncağım alıyor. Yavrum bir dur. Aa, baba. Tamam. Baba kardeşim alsana bir şey. Hay Allah. Kızım hissettiyse değiştirsene yavrum altını. Allah Allah susun. İşim var baba mesaj yazıyorum arkadaşıma. Yavrum evladım kontürümü bitireceksin. Telefonla oynamasana. Aa. Baba benim annem bir melek susun. Beni. Susun.
Ne bileyim evladım ben. Hiçbiriniz annesini tanımıyorum ki. Baba! Baba ya! Baba şimdi ne yapıyor ya? Telefonu arıyor ya! Megastar Tipi Top, şöhret basamaklarını üçer beşer tırmanmasının hikayesini yalnızca pazar keyfini anlattı. Şöhretime, özel hayatıma dikkat etmeme borçluyum söyleme sahip. Ben bilmem mi önüme gelen her kadınla beraber olmayı? Çocuklara yazık olur kardeşim. Daha avare bir şekilde sınıfa girer. Ve aniden geçen yazdan Catherine'in yerli delikanlılar kuzenim Sebastian'ı yediler parçasını okursa kuzucağını. Oh! Mamma mia! Kabusmuş. Aa, bilmem sadece bunları düşünüyordum da. Ama her an gerçeğe dönüşebilir. Ne yapacağım ben bu bebekle ya? Alıyor musun? Ondan hiç haber alıyor musun? Almam mı gerekiyor? Hadi diyelim bunun babası benim. Seni masada tutmanın bir nedeni var mı? Seni peki, hiçbir şekilde ilgilendirmem. Annesi kim acaba? Oğlum, al bakalım. Anneciğim, ağlama ya. Yok bir şeyim kızım, bakma sen bana bak. İyi bakın kendinize ne olur. Bir sıkıntınız falan olursa mutlaka arayın. Merak etme anneciğim, ararız. Siz hiç merak etmeyin Sebahat teyzeciğim. Biz gayet iyi bakarız kendimize. Hadi babacığım, iyi yolculuklar. Dikkat edin kendinize. Beni dinle, bak kızım. Bir ihtiyacınız olursa, ne olursa olsun yani mutlaka haberim olsun. Tamam babacığım, merak etme. Unutmayın, orada her zaman yeriniz hazır. Baktınız işler kötü gidiyor. Babacığım, işlerimiz gayet iyi, merak etme sen. İyi o zaman. Hiç olmasa tatillerde falan gelin. Taksi bekliyor, hadi kalın sağlıcakla. Anneciğim. Gidince haber verin ha. Tamam. Tamam, ben dedim ya sana ayarlayacağım diye. Bak, bak tamam. Beni, bak. Okey. Yeter be. Yok abicim, bu böyle olmaz bak ya. Bak beni, bak, bak. Çocuğun bak, kimin bak, çocuğu olduğunu bulmamız bak, şart. Okey, bulalım. Bulalım da nasıl bulacağız? DNA testiyle abi. Bu işin en kesin çözümü DNA testidir. Evet ya. Yaptıralım DNA testini, bitsin bu iş. Çocuk kiminse onun olsun. Tamam, kolay hallederiz. Ben şimdi gidip DNA testini hallederim. Bir doktor bulacağım, hastaneye gideceğim, doktor ayarlayacağım. Siz merak etmeyin. Bir dakika ya. Bu DNA testi nasıl yapılacak? Çocuktan bir şey almak lazım değil mi? İzin mi? Yok be abicim. DNA testi için bir de bebekten izin mi alacağız? Yaptır gitsin işte. Ay, onu demiyor oğlum. Test için bebeğin bir şey lazım. Ne bileyim, çiş falan gibi mi? Kakası olur galiba. Ama neyse işte. Kaka, çiş, kıl, tüy. Ne bulursanız verin bir şeyler ya. Ya Zeynep. Ya bir an önce arayalım şu bekçinin karısına. Tamam tamam, arayalım. Sen ver onu. Birisi nereye koymuştum ben? Çekmecede. İşte. Alo. İyi günler. Maria Hanım'la görüşüyorum değil mi? Merhaba. Ben geçen gün sizin evine oraya gelmiştim. Hani eve temizlik için konuşmuştuk, hatırladınız mı? Ha, evet, perşembe için konuşmuştuk. Bugün mü? Tamam, çok iyi olur. O zaman ben size hemen adresi vereyim. Adres, adres. Aç bakalım. Merhaba Obelix. Ekmek lazım mıydı? Ver, ver birkaç tane alayım.
Tipitop, gel bakayım böyle. Geldim, geldim. Heh, gel. Bana abim yapıyorsunuz sonunda ha? Bak bu sabah iki yumurta içtim. Övüzyona hazırlanıyorum. Gülseren'den daha güzel söylüyorum bak. Limi limi ley de, limi limi ley, limi limi ley de. Tamam, 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 tamam. Sonra dinlerim. Şimdi işimiz var. Bizim bir yere kadar gitmemiz lazım. Şu bebeğe sen bakar mısın? Olur, bakayım. Nereden çıktı bu bebek? Bana bak Tipitop. Bu bebek kimin bebeği biliyor musun? Yo, bilmiyorum. Kimin? 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 Pehlivan Pertev'in bebeği. Yapma ya. Yapmış bile. Ona göre. Aman çok iyi bak bu bebeğe. Gak deyince suyunu, guk deyince mamasını ver. Tamam, sen hiç merak etme. Bak, eğer ağlarsa sırtını sıvazlar, gazını çıkar. O zaman susar. Bebeğe iyi bak, sana albüm yapacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi. Dandini dandini dastana, dananar giymiş bostana. Kakayı aldın değil mi? Okey, kakayı, her şeyi ayarladım abi. Vallahi ben niye geldiğimi bile bilmiyorum. Ben daha önce hiç sevişmedim bile. Yok öyle abicim. Herkes yaptıracak testi. Aslanlar gibi vereceğiz kanımızı, alacağız sonucumuzu. Merhaba. Heh. Siz DNA Merhaba. Testi için gelen grup olmalısınız. Hop hop, yani öyle grup derken öyle bir mevzu değil. Doktor bey, ayrı ayrı oldu. Okey. Neyse abicim, sen versene kakamızı. Başka ne gerekiyor doktor bey oğlum? Siz de mi şüpheliler arasındasınız amca? Ne diyor? Siz de mi şüpheliler arasındasınız diyor babacığım. Babanız mı? Yok artık. Buyurun efendim. Bebeğin kılı, tüyü, kakası hepsi içinde. Neyse. Hepinizden teker teker saç örneği almam gerekiyor. Saç örneği mi? Buyurun. Koparacağınız saç örneklerini üzerinde kendi isimleriniz yazan torbalara koyacaksınız. Saçlı oluyor mu abi? Biz de kan vereceğiz zannettik. Elbette. Hadi. Elbette. Koparın, 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 koparın. Kendine de bırak biraz. Amca, kendi saçından ver istersen, okey? Ne oldu diyordun oğlum evladım? Allah'ım yarabbim. Tamam mı? Tamamdır doktor. Ben sonuçları almaya ne zaman geleyim? Yarın öğleden sonra gelebilirsiniz. Okey, görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Hadi, 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 hadi. Amcacığım, bastonu unuttunuz. Yerim senin bastonunu. Hadi. Oğlum evladım. Yürü, yürü, hadi yürü. Kalin, kakalin, kakalin, kamoya. Sadoya da sadolin, sadolin, sadoya. Kalin, kakalin. Neden kapattın sen makinayı? Kötü temizledim ben. Yok yok, sen çok güzel temizliyorsun da bir şey soracaktım ben. Bugünlerde tarcanların çok gelen gideni var mı? Da, her zamanki gibi. Tarcan nerede, kızlar orada. Sürekli kızlar gelip gidiyor, sürekli. Yani kızlardan başka yeni birileri geliyor mu peki bu aralar? Niyet, ben görmedi yeni birileri. Kalin, kakalin, kakalin, kamoya, ka... Maria, ya bu bakkal siparişlerini falan kocan mı alıyor? Da, ama siz böyle ikide bir makinayı kapatırsa ben bitiremez temizlik. Tamam, özür dilerim, haklısın da son bir soru soracağım. Bugünlerde bakkaldan hiç değişik bir şey şıftırtmışlar mı kocana? Kimse benim kocaya şıftırtamaz. Ya yanlış anladın. Yani bakkaldan değişik bir şey aldırmışlar mı diye soruyorum. Bilmiyorum ben. Bana söylemedi öyle, şunu aldı bunu aldı bakkaldan. Ben nereden bileyim zaten? Kalin, kakalin, kakalin, kamoya. Sadoya, kakalin, sadolin, sadoya.
KGB ajanı mıdır nedir ya? Bir tane ipucu alamadık ağzından. Yok yok, biraz daha açık sormak lazım. Zaten Türkçesi anlamıyor belki de. Şey, Maria Hanım. Maria Hanım, evden hiç bebek sesi geldiği oluyor muydu? Bebek sesi mi? Evet, bebek sesi. Niye? Ben duymuyor bebek sesi. Çok özür dilerim. Ben bilse bebek var evde, böyle bağıra bağıra şarkı söyler miyim? Çok özür dilerim. Bir daha. Ay. Yok yok. Bu kadının ağzından laf almak Rusya'dan doğal gaz almaktan daha zor. Ne yapacağız peki? Ne oldu acaba? Ben o kadar rahatım ki abi. Çocuk ya bendense? İnşallah. Ya sendense abi? Sus be. Yalan olurum valla. Ha, belki de bizim çocuğumuz değildir Renan. İhtiyacı olan birinin çocuğudur. Kandır kendini kandır. Obrix. Abi. Demin buzdolabında pastırmalı kuru fasulye gördüm. Vallahi mi? Vallahi. Adama bak, sinirim bozuldu. Abi nerede kaldı bu eniz? Arayalım. Vallahi. Hem kadının ağzından bir gram laf alamadık, hem de durduk yerde 50 milyon temizlik parası bayıldık bu yoklukta. Daha dükkanın kirasını vereceğiz. Defne, ev sahibini ne güne sallamıştık biz? Bugün müydü? Dün müydü? Ay ben onu tamamen unutmuşum. Hem de 2 aylık. Ay ne yapacağız şimdi ya? Tamam. Tüm ciddiyetimle konu hakkındaki fikrimi söylüyorum. Bence butiği boş verelim şimdi. Elimizdeki parayla da ev sahibine geçen ayın kirasını verelim. Doğru söylüyorsun. Geçen ayınkini verirsek biraz zaman kazanmış oluruz hiç olmazsa. E tabii. Birimizin kafasının çalışması lazım. Zeynep. Ve ne şans ki senin kafan çok iyi çalışıyor. Per favore. Bitsin artık bu işkence. Gelmedi abi, gelmedi. Vallahi deminden beri arıyorum, meşgule alıyor. Eğer bu çocuk bana ait değilse kurban keseceğim abi. Vallahi. Deve keserim belki de. Kimin çocuğuymuş? Okey. Relax beyler. Daha henüz açmadım zarfı. Açsana abi. Okey. Herkes gelsin karşıma. Rahatlayın. Yayılın koltuklara. Yayılın. Oturun. Evet. Açıyorum. Açsana abicim şunu. Önce bir ayağı çekeyim. Böyle sözleşelim. Çocuk kimin çıkarsa çıksın ilişkimiz bozulmuyor. Okey. Sonuçta benim çocuğum senin çocuğun değil mi? Evet. Senin çocuğun Renan'ın çocuğu değil mi Renan? Evet. Renan'ın çocuğu Obrix'in çocuğu değil mi Obrix? Evet. E benim çocuğum? Senin çocuğun. Açsana abicim şunu. Aç. Açıyorum okey. Açıyorum. Renan'ın. Bırakmasın bizi evden ya. Ne olur. Ah, iyi günler Bedriye teyze. Hoş geldin kızım, buyur. Yok sağ olun. Ben kira için gelmiştim. Yalnız bugüne sadece geçen ayınkini yetiştirebildik. Bu ayınkini de birkaç gün içinde veririz inşallah. Tabii sizin için çok sorun olmayacaksa. İyi de sizin kira borcunuz verildi. Verildi mi? Nasıl yani? Bir ara uğramıştım kirayı almaya. Baban ödedi borcunu. Hem geçen ayınkini hem bu ayınkini. Babam. Çok teşekkür ederim. İyi günler Bedriye teyze. İyi günler, güle güle. Ama babacığım ya. Ben senin hakkını nasıl öderim? Birinci zarf Obrix. Aç abi, ben korkmuyorum. Çocuğun babası Obrix. Değil. Hey.
Yırttın lan göbek. İkinci zarf bana ait. Bakıyorum. Çocuğun babası ben miyim? Ben de değilim. Okey, yırttım. Evet. Geriye iki tane finalist kaldı. Hakkını helal et kardeşim. Helal olsun kardeşim. Sen de helal et hakkını kardeşim. Helal olsun kardeşim. Bir saniye, bir saniye. Albay'ın bizim kirayı mı ödemiş? Ya. Hem geçen aykini hem bu aykini. Nereden biliyormuş ki borcumuz olduğunu? Sen mi söyledin yoksa? Saçmalama. Hiç söyler miyim ben babama böyle şey? Bediye teyze eve gelmiş kirayı istemeye. Herhalde biz butikteyken. Borçları var deyince de babam ödemiş demek ki. Şimdi anlaşıldı. Ne şimdi anlaşıldı? Bunların nereden geldi? Aa, nereden çıktı bunlar? Ben de sen ayırdın sanmıştım. Ama anlaşılan Şahabettin amca harçlık bırakmış. Hep böyleydi biliyor musun? Sert görünmeye çalışır ama bir şekilde hisseder derdin olduğunu. Ve sana bile fark ettirmeden yardım eder. Böyle annen baban olduğu için çok şanslısın biliyorsun değil mi? Bilmez miyim? Tabii bir de sen. Abi, ben sen birden söyleme tamam mı, yüreğime iner yoksa. Tamam. Sıra kimde? Zarfların birini Obelix açacak, diğerini ben açacağım. Okey. Gel abi. Ver abi Renan'ın zarfını. Al abi. Ben de Tarcan'ınkini açayım. Amma uzattınız be. Açın da kurtulalım şundan. Evet. Ve çocuğun babası... yani Oscar Ghost'u...